Peki hocam, kalp sağlığı dedik, kalp hastalıkları evet. dedik. Kalbimizi nasıl koruyacağız? Yani şimdi kalp hastalıkları tabii önemli bir konu. Biliyorsunuz hala insanların ölüm, yani tüm dünyadaki ölüm sebeplerinin başında hala kalp damar hastalıkları, evet. özellikle kalp krizleri ve işte diğer damar ve felç dediğimiz beyin damarının tıkanmasına bağlı gelişen problemler hala birinci sırada. Belki kanser de işte kafa kafaya gidiyor gibi. Yani kanserler ve kalp damar hastalıklarını zaten eğer çözersek evet. insan ömrünü bayağı bir uzatırız gibi gözüküyor. Yani kalp hastalıkları, özellikle kalp damar hastalıkları, özellikle koroner kalp hastalığı son derece önemli bir sağlık problemi. Şu anda ani ölümlerin hala ilk sebebi, birinci sebebi. Ve etrafımızda da görüyoruz, böyle gencecik insanlar artık yaş daha da önlere çekildi. Böyle 40'lı 50 yaşlarda çoğu yatağında ölü bulunuyor ya da yolda giderken ölüyor bir şekilde. Evet. Yani kalp krizi ciddi bir sağlık problemi ve oluştuğu zaman da maalesef yani üçte biri neredeyse ölümle sonuçlanıyor. Geri kalanlar da kalpte ya hasar kalıyor ya kalp yetmezliği oluşuyor ya da ciddi problemler gelişiyor ileride. Yani ciddi bir sağlık problemi yaratıyor.